Merhaba arkadaşlar. NXCAM videolarına devam ediyoruz. Sırada farklı bir modül inceleyeceğiz. Multi Blade ismindeki modülümüzde bir görmüş olduğunuz gibi bir pervane şeklinde bir parçayı işleyeceğiz ve nasıl yapılıyor, neler yapılıyor bunlardan bahsedeceğim. Genelde bu formda veya farklı formdaki 5 eksenle işlenebilecek formlu pervane kanatçıklarını hızlı ve pratik bir şekilde, kolay bir şekilde işlemeye yönelik bir modüldür arkadaşlar. Şimdi bu modülü dilerseniz kullanarak buradaki ekranda görmüş olduğumuz parçayı işleyelim. Şimdi öncelikle Manufacturing kısmına geçmemiz gerekiyor. Hemen File kısmından buradan Manufacturing diyeceğim. Ardından buradan Cam General seçili zaten. Alt kısımdan MultiBlade'i seçebilirsiniz veya fark etmiyor burada. Mil kontürü de seçebilirsiniz. Daha sonra oradan MultiBlade'e geçebilirsiniz arkadaşlar. Biz direkt bunu seçiyoruz. Herhangi bir bizim template dosyamız yok şu an için. OK dedim. Normal tipik şeylerden bir farkı yok. Cam operasyonlarından bir farkı yok. Aynı. Yine bu kısmı görünüşleri şuradan değiştirebiliyorduk zaten. Bu kısmı geometri görünüşüne getirip buradan tezgah sıfırımızı belirleyeceğiz. Diyelim ki biz tezgah sıfırı olarak şöyle yapalım. VCS'imizi götürüp şu parçanın merkezine oturttum. Aynı şekilde MCS'mi de, yani makine eksenimi de oraya götüreceğim şimdi. Hemen şöyle VCS'le çakışsın dedim ve bu şekilde oluşturdum. Ardından siz zaten MultiBlade'i seçtiğiniz zaman template içerisinde farklı olarak burada Workpiece'in altında bir de Multi Blade Geom diye bir seçenek daha geliyor. Bunun ne olduğunu bahsedeceğim birazdan. Şimdi Workpiece'e geldim. Burada Workpiece'de Specified Part kısmından işlenecek olan parçamı seçiyorum. Ardından Specified Bank kısmında daha önceden işlemiş olduğum benim bir parçam olması gerekiyor. Bunun ön formu, yani kabası olması lazım. Ctrl Shift B tuşlarıyla arka tarafa geçtiğimde burada bir geometrim var. Bunu da blank, yani küçük olarak seçeceğim. Seçtim. OK dedim. Ctrl Shift B tuşlarıyla tekrar ön tarafa döndüm. OK dedim buna. Burada check geometri kısmı var bir de. Burada tabi yani gerçeğe ne kadar yakın modellerseniz o kadar rahat bir takım yolu elde edersiniz. Daha kolay. Burada Specify Check kısmında örneğin eğer bunu gerçekten bir civatayla tutturduysanız bu civatayı seçin. Veya işte şu alt kısımdaki şu an için bizim için herhangi bir engel teşkil etmiyor ama arzu edilirse seçilebilir. Problem değil. Ben şu an seçmiyorum. Sadece civatayı seçtim ki hani çarpmalar vesaireler olmasın diye. OK dedim. Ardından OK dedim. Şimdi bunun hemen altında bir de Multi Blade Geom diye bir kısım var. Şimdi ben bu kısımda, bakın Workpiece kısmında Create Geometry dersem şurada MultiBlade'in içerisinde ekstradan bu tip böyle pervane gibi parçalar işleneceği için bunun için MultiBlade Geometry diye bir kısım daha var. Bu standart olarak buraya oluşturulmuş bir şekilde geldi. Şimdi bunu Workpiece'in altında, yani tanıtmış olduğumuz pervanenin altında olması gerekiyor. Pervane geometrisinin. Şimdi bakalım buraya. Şimdi burada MultiBlade Geom isterseniz buradan oluşturulduğu için gelebilirsiniz veya hiç oluşturulmamışsa Create Geometry kısmından gelip buradan bunu seçmeniz yeterli. Bakın aynı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Biz şimdi daha önce var olan, bir oluşturmuş olan template'imizle beraber gelen MultiBlade Geom kısmını kullanacağız. Şimdi çift tıklayıp açtığımda burada bazı seçenekler görüyorsunuz geometri kısmında. Mesela bir kere Rotary Axis kısmı burada sizin VCS'iniz. Mesela eğer yatayda bir şu şekilde bir şey yapacaksanız ona göre burada Rotary Axis yani dönme eksenini belirtmeniz gerekiyor. Bizim için şu an burada isterseniz X, Y ve Z verebildiğiniz gibi isterseniz farklı bir eksen yönünde specify deyip kendiniz anlayabilirsiniz. Bizim burada Z doğrultumuz dönme yönümüz olacak. Yani pervanenin dönme yönü, kanatçıkları. Hemen bir alt kısımda geometri bölümü var. Burada sırasıyla bizim tanıtmamızı istediği kısımlar var. Bunlar neler? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Burada Specify Hub dediği bir bölüm var. Burada Hub dediği kısma gelirsek eğer öncelikle Hub'ımızı seçeceğiz. Buradaki Hub dediği pervane geometrisinin taban yüzeyi arkadaşlar. Bu şekilde tabanımızı seçiyoruz. OK dedim. Shroud dediği bir bölüm var. Bu da kanatçığımızın en üst yüzeyi. Şimdi burada dikkat ederseniz birbiriyle simetrik şekilde çoğaltılmış aslında bu kanatçıklar. Şimdi burada büyük ve küçük olmak üzere iki tane var. Biz şimdi bir arayı işleyip onu daha sonra döndürme işlemi yaparak bu şeklimizi elde etmeye çalışacağız tezgahımızda. Tabii burada biz bir tane kanatçı üzerinde çalışmamızı yapıp varsa onun daha küçük kanadı, yardımcı kanat dediğimiz. Daha sonra bu operasyonu çoğaltarak kaç tane kanat varsa burada ona göre parçamızı işlemiş olacağız. Bizim burada Shroud dediği asıl ana pervanemizin, ana kanadımızın üst kısmı. Şuradaki kısım oluyor arkadaşlar. OK dedim. Şimdi zaten şuradaki görsellerden aslında tam olarak ne istediğini görebiliyorsunuz. Blade kısmı var hemen bir altta. Blade'e geldiğimiz zaman da bakın Blade de buradaki büyük blade'imizin, kanatçığımızın kenarlarını seçiyoruz. OK dedim. Ardından bu kanatçığın blendini yani dibinde varsa bir radius'ü bunu ayrı bir şekilde tanıtıyoruz. Bakın şu şekilde. Burayı da Blade geometrisi olarak tanıtıyorum. OK dedim. Burada en son ise Splitter dediğimiz şu küçük kanatçıkları tanıtmamız gerekiyor. Yardımcı kanatçıkları, ayırıcılar. Splitter'a geldiğimiz zaman burada Splitter'ın kanatçıklarını yani duvarlarını seçmemizi istiyor bizden. Duvarlarını seçtim. Aynı zamanda hemen bir alt kısımda da dip radüslerini seçmemizi istiyor. Buradan bunları da belirtiyorum. Ve toplamda kaç tane kanatçık varsa o total sayıyı buraya gireceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet varmış. Gelip burada Total Number of Blade yazan kısmında 6 adet pervane kanadım olduğu için bunları belirtiyorum. OK dedim. Şimdi burada artık kanatçık geometrilerim de seçilmiş oldu. Şimdi burada ben iki tanesini daha doğrusu yani döndürerek arayın arasını işleyeceğim kanatçıkların rengini farklı bir renk yaptım ki ne olsun? Hani bunlar belirli olsun. Her seferinde gidip de atıyorum işte yüzey seçeceğim zaman şu bu mesela döndüğü zaman hani bunu karıştırabilirim. Acaba bu muydu, şu muydu diye. O yüzden siz de işlemeden önce işleyeceğiniz bir kanat yani kaç tane kanatçık varsa bu kanatçıklardan birinin rengini belirlerseniz hep o kanatçıkla çalışmanız gerekecek. Çünkü daha sonra bunu döndüreceğiz. Bu şekilde daha rahat çalışma imkanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde MultiBlade geometrilerini tanıttıktan sonra işte kabadır, ara kabadır, varsa finişler veya yarı finişler varsa yarı finişler veya en sonunda finish işlemi yaparak parçamızı işleyeceğiz. Şimdi burada bütün bu şekildeki parçaları işlerken yapacağımız işlemler bu şekilde arkadaşlar. Hepsinde bu şekilde Blade geometri tanıtmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde işleme yapacağız. Bir sonraki videoda kaba işlemiyle devam edelim arkadaşlar.